Neşe öğretmenin hikayesini bilir misin? Yüreği öğretmenliğin verdiği heyecanla çarparken bayrağımın dalgalandığı her yere giderim diyen genç bir öğretmendi Neşe Alten. Çocukluğundaki Şenur öğretmenini önüne kalarak kendisi de öğretmen oldu. 1993 yılında eğitim fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl Diyarbakır'ın Bismil ilçesine ataması yapıldı. Neşe öğretmen 22 yaşındaydı ve çıtı pıtı bir genç kızdı. Ataması Bismil ilçesine çıkınca ailesi gitmemesi için baskı yaptı. Ama Neşe öğretmen bayrağımın dalgalandığı her yere giderim diye kararlılığını ailesine bildirdi. Babası çaresiz kaldı. Seni yalnız başına gönderemem dedi ve kendisiyle birlikte gitti. Bismil'e gidince ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ona tayininin Çavuşlu Köyü İlköğretim Okulu olduğunu söyledi. Aldılar valizlerini, baba kız tuttular köyün yolunu. Köye ulaştılar. Lakin okul denen bina harabe şekildeydi. Camlar, sıralar kırılmış, duvarlar boyasızdı. Bu şekilde eğitim veremezdi çocuklara. Yardım için köy muhtarına gitti babasıyla birlikte. Muhtar yardım edemem diye karşılık verdi. Neşe öğretmen kararlıydı okula adam etmeye. Döndü tekrar muhtara, ücretini ben veririm, siz usta bulun tamir için deyince muhtar kabul etti. Tam 3 aylık maaşına denk gelmişti okulun masrafı. Ama olsun, okul adam olmuştu. Neşe öğretmen tam bir ışık kaynağıydı. Dersler başlamış, keyfine diyecek yoktu. 1993 yılı 26 Ekim gecesi Neşe öğretmen yorgun argın evine geldi. Babasıyla birlikte yemek yiyeceklerdi. Sofralarında birkaç tane sivri biber, yanında yoğurt ve ekmek. Derken kapı sert bir şekilde yıkılırcasına çaldı. Babası kim o diye seslendi. Dışarıdakiler açın kapıyı köydeniz, Neşe öğretmene bir şey soracağız diye cevapladılar. Bu konuşmanın ardından kapıyı açan baba karşısında iki silahlı teröristi görür. İçlerinden iyi Türkçe konuşan bir tanesi babasına sertçe bir tokat atar ve ''Biz kamuoyuna açıklama yapmadık mı? Baskıcı Türkiye'nin hiçbir öğretmenini Kürdistan'a önderliğin emriyle sokmayacağız demedik mi?'' dedikten sonra arkadaki üçüncü terörist silahını çeker, ayağa kalkan babanın şakağına silah dayar ve tetiğe Neşe öğretmenin gözleri önünde çeker. Bununla da yetinmeyen teröristler Neşe öğretmeni saçlarından çekerek köy dışına sürüklerler. Ağza alınmayacak sözler söyleyerek önce sol göğsüne 5 mermi, sonra da sağ göğsüne 5 mermi sıkarlar. Neşe öğretmen oracıkta şehit olur. Su ısıttım, çamaşır yıkayacaktım. Ben ocaktaydım. Onun içeride ablaları, abileri haber almışlar ama bana söylemiyorlar bahçede. Müreffetten ablam gelmiş, komşular gelmişler ön taraftan. Ben arka taraftayım tabii, haberim yok. Sonra Mehmet geldi yanıma, abisi. Baktım gözleri kanlanmış. Niye bu oğlum dedim, gözleri kanlanmış dedim. Mert dedi uyumadı bu akşam dedi, uyutmadı bizi de onun için gözlerim kanlandı dedi. O haberi almış, ağlamışlar da ondan gözleri kanlanmış. Ben tahmin ettim o gece biz hep o öğretmenler geçti televizyondan. Onlara biz çok olan ağladık. Karşı komşular bizdeydi ve yan komşu bizdeydi. Her akşam onları hep gördük biz ama bizimkilerini görmedik. Vatanını severdi bu oğlum, o vatanını severdi vatan için, çocukları için. Neşe öğretmen 1972 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Nazife Alten, babası da kendisi gibi şehit olan Hasan Alten'dir. Henüz 21 günlük öğretmen iken şehit edilen Neşe öğretmenimi unutmadım, unutturmayacağım.